Hayırlı günler sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın mesajını özetlemeye gayret ettiğimiz bu program dizimizin yedincisiyle huzurlarınızdayız. Sizlere hayırla yaşayacağınız bir ömür Rabbimin nasip etmesini en kalbi duam olarak niyaz ediyorum. Bu vesileyle Kur'an'la aydınlanabilmeyi, Kur'an'ın aydınlığından istifade edebilmeyi, o aydınlığı hayata taşıyabilmeyi Rabbim size de bize de nasip ve müyesser eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, daha önce yaptığımız program çekimlerinde çeşitli kavramlara dair sizlere bilgiler aktarmaya çalışmış idim. Bu çerçevede iman kavramını, şirk kavramını, küfür kavramını, nifak kavramını inançla alakalı olması itibariyle aktarmaya çalışmıştım. Meselenin bir defa inanç boyutuyla ilişkili anlatılması gerekenleri bir aktarayım istedim. Sonra diğer konulara teker teker geçebileceğimizi düşünerek böyle bir sunum yapma ihtiyacı hissettim. Tabi 7. programda 7. cüzden bir ayeti esas alarak, Diğer e, konuları sizlere o çerçevede hatırlatma arzusundayım. Yedinci cüz Kur'an-ı Kerim'in e, bir kısım Maide suresinin ayetlerini içerir. 83. E, ayetten itibaren e, surenin sonuna kadarki bölüm yedinci cüzdedir. Ayrıca yedinci cüzde Enam suresinin de 110, ilk 110 ayeti yer alır. Ben bu cüzü, 7. cüzü baz alarak oradan bir kavramı seçip sizlere aktarmak istiyorum. Size bu program çerçevesinde anlatmak istediğim kavram, hidayet kavramı. Merkeze aldığım ayet de Enam suresinin 88. ayeti. Hatta bu 83. ayetten, 82. ayetten de istifade edilerek bu konuyu şekillendirme imkanımız var. Aktarmak istediğim kavram, hidayet kavramı. Hidayet nedir? Kur'an-ı Kerim, hidayet kavramı ile ilgili neler söylüyor? İşte hidayet e, kime nispet edilir? E, hidayet kime verilir? E, hidayet, bir kader midir? Hidayet bir irade midir? Hidayete dair Kitabullah'ın bize sunduğu bizim de meseleyi o çerçevede anlatmaya gayret edeceğimiz bir konu başlığı olarak belirledim hidayeti. Bunu çok önemsiyorum. E şunun için Fatiha'da her namazın her rekatında okuduğumuz Fatiha'da e, 6. ayette bir dua konu başlığı vardır. O dua hidayet kelimesiyle dile getirdiğimiz bir duadır. Ayet-i kerime şöyle zikrediliyor. Esselamu billah. İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Ya da bizi sıratı ı müstakim üzere sabit kıl. Ya Rabbi bize hidayet ver. Bizi nimet verdiğin kullarının yoluna hidayet et. Gazaba uğratılanların ve sapmışların yoluna değil diye. Madem ki her namazımızın her rekatında Fatiha'da madem ki bu duayı dile getiriyoruz o zaman bu meseleye biraz daha yakından bakmak lazım. Nedir hidayet? Bir defa hidayeti ana başlık olarak ikiye ayırma imkanımız var. Hidayet. Bu başlıklardan biri Rabbimizin bütün mahlukata yönelik yarattığı hidayeti, biri de insanlığa yani iradeli varlıklara yönelik yarattığı hidayeti diye iki başlıktan müteşekkil bu konuya yaklaşacağız. Şimdi <laughs> Rabbimizin genel manada hidayeti yani bütün mahlukatla alakalı hidayeti Ala suresinin hemen başında şöyle zikredilir. Ee, Allahu Teala buyurur ki Esselbillah Sebbih isme rabbikel a'la ellezî khalaqa fesevvâ vellezî qaddera fehedâ. Yani yüce Rabbinin adını tesbih et. Yani varlığını onun yoluna ada. Hayatı onun istediği gibi yaşa ki o yaratandır. Yarattığı şeylere düzen katandır. Onları düzene kavuşturandır her şeye en ince ayarını verendir ve her şeye hidayet edendir. Ala suresinin ilk üç ayetinin özellikle üçüncü ayetin son kelimesi Rabbimizin hidayet ediciliği noktasındadır. Genelde her mahluka yönelik bir hidayet boyutu bu ayette yer alır. Biz buna Hz. Musa'nın Firavun'a verdiği cevap bağlamında bir ayetten daha bu genel hidayete bir ayetten daha e, delil sunabiliyoruz. Firavun Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a sormuş demişti ki Kale femen rabbukuma ya Musa Ey Musa sizin Rabbiniz de kimmiş? Alay ediyor. Hazreti Musa cevabında diyor ki Taha suresinin 49 ve 50. ayetleri bu okuduğum ayetler. Ee, Hz. Musa cevaben diyor ki Rabbuna bizim Rabbimiz Ellezî a'ta külle şeyin halkahu Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını verendir. Yani her şeyi yaratandır. Sümme heda Sonra da her şeye hidayet edendir. Anlaşılıyor ki hidayet bütün mahlukatla alakalı bir kavramdır. Her ne ne için yaratılmışsa işte o şeyin hidayeti yaratılış gayesidir. Yani yağmurun yaratılış gayesi hidayetidir. Veya yağmurun hidayeti yaratılış sistemidir. Yağmak. Rüzgarın hidayeti esmek. Toprağın hidayeti işte e, toprağın özelliği, bütün özellikleri neyse, işte onlardır. Güneşin hidayeti ışık ve ısı vermektir. Ayın hidayeti ışık yansıtmaktır. E, kuşların hidayeti uçmaktır evetim. E, sesleriyle tesbih etmektir. E, hayvanların hidayeti kendi yaratılış amaçları uygun neyse, neyi gerektiriyorsa işte o amaca uygun varlığını sürdürmesi bir onların hidayetidir. Yaratılış amacı neyse her şeyin hidayeti odur. Ancak insanın yani ruhu olan varlık olması itibariyle insanın hidayeti ise dost doğru yola eriştirilmektir. İnsanın hidayeti genel varlıkların hidayetinden daha özellikli olarak bir irade boyutu içermesi ihtimali itibariyle bizim irademiz yaratılış gayemize uygun olarak istikametli bir yol tutmamızdır. Onun için Fatihada ihdine sıratan müstakim duasını dile getiriyoruz. Bunun maksadı bizim yaratılış gayemizle uygun bir irade beyanı ortaya koymamız ve hayatımızı o istikamette yaşamamız, hayatı o istikamette yürütmemizdir. Her şeyin fıtratı vardır. Bizim fıtratımız da aslında hidayete programlanmıştır. Mesela Şems suresinde Allahü Teala her insana yaratılış itibariyle hem fucur hem takva özelliği verdiğini beyan ediyor. Ee, surenin 8. 9. ayetlerinde Şems suresinde fe fucuraha ve takvaha Allah insanoğluna hem fujur özelliği vermiş hem de takva özelliği vermiştir. Demek ki bizim fıtratımızda bir muttaki olabilme potansiyeli vardır fucur yoldan çıkabilme potansiyeli de var. Yolu bulma, yoldan çıkma arızasından korunabilme potansiyeli ile Rabbimiz bizi yaratmış. Bizim yaratılışımızın ana kodu bu. Bu yoldan çıkma ve yola e, girme istikamet sahibi olma noktasındaki yaratılıştan getirdiğimiz bu özellikler aslında yüzde elli, yüzde elli oranında da değildir. Hücurat suresinin yedinci ayetinde Allahu Teala bize yaratılışımıza imanı serdirdiğini, kalbimize imanı süslediğini beyan ederek fısk, küfür ve isyanı da bize, fıtratımıza çirkin gösterdiğini haber veriyor. Velakin Allah'a habbe ileykumul imane ve zeyyenehu fi kulubikum ve kerrahe ileykumul küfre vel fusuqa vel isyane. Allah size imanı sevdirmiş, onu kalbinize süslemiş, küfrü isyanı ve yoldan çıkmayı ise size çirkin göstermiştir. Yani bizim dini sunumlarla karşılaştığımızda aslında ortaya koymamız gereken e, tavır nihayetinde imandan yana bir tercih ortaya koymamıştır. Bunu fıtratımız gereği uygularız, uygulamalıyız. Şimdi elest bezmi diye bilinen bir kavram vardır. Araf suresi 172. ayette Allahu Teala ona gönderme yapar. Orada elest bezminde Rabbimiz bize elestü bir rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda biz de bela evet şehidna şahidiz sen bizim Rabbimizsin diyoruz. Bu fıtratımızın böyle kodlandığının bir delilidir. Yani Allah bizi tek Allah inancına sahip olacak şekilde programlamıştır. Bizim fıtratımız tevhide imana kodlanmıştır. O zaman imanlı olmak fıtratına kulak vermektir. İnkarı tercih etmekse fıtratına savaş açmaktır. Bir Müslüman olarak biz imanı tercih etmekte aslında fıtratımızla buluştuğumuzu, fıtratımızın bize kodlanmışlığı haliyle o hakikatı, o gerçeği, tercihimizi ortaya koymuş oluyoruz. Şimdi bir takım şeyler söylemek istiyorum. hidayet, hidayet yol göstermektir dedik. Hidayet kime nispet edilir? Kim hidayet eder? Bu önemli bir konu başlığıdır. Buna dair bazı ayetler söylemeliyim. Bu ayetleri not alırsa kardeşlerim mutlaka doğru bir işlem takip ediyor olacağız. Hidayet Allah'a nispet edilen yaratıcı olarak hidayet Allah'a nispet edilen bir kavramdır. Leyl Suresi'nde Allahu Teala buyuruyor ki İnne aleyna lel huda. Leyl Suresi'nin ayet numarasını söylüyorum. 12 Leyl suresi 92. suredir. Onun 12. ayetinde Allahu Teala öyle buyuruyor. İnne aleyna lel huda. Hidayet etmek sadece bize aittir. Yani hidayeti veren Rabbimizdir. Hidayeti yaratan Rabbimizdir. Bir ayet bu. Bir başka ayet Beled suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki ve hedeynahun necdeyni. Biz insan oğluna iki tepeyi de gösterdik. Yani hayırdan yana, istikametten yana ulaşılacak olan tepe bir de şerden yana insanların şerri tercih edecekleri yol. Burada da yolu Allah'ın kendisinin gösterdiği ifade ediliyor. Beled suresinin 10. ayeti. Başka bir ayet daha söyleyeyim. Tabi bir sürü ayet var. Şimdi hepsini söyleme imkanım yok elbette ama seçerek e, aktarıyorum. İnsan suresinde 3. ayette İnsan suresinin e, orada Allahü Teala buyuruyor ki Esselamü Billah İnna hedeynâhu sebîle İnsanoğluna hakikat yolunu biz hidayet ettik. Yani insanoğluna hakikat yolunu biz gösterdik. İmma şakiren ve imma kefura. Şimdi tercih onun. İster şükredici mümin olur, ister küfredici nankör olur. Kendisi bilir. Ama bu ayetten anlaşılıyor ki hidayet etmek Rabbimize ait bir sıfattır. Hidayeti yaratmak Rabbimize ait bir sıfattır. Ee, Nahil suresinde şöyle bir ifade var. 9. ayetinde Nahil suresinin. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Ve alallahi kasdü sebili ve minha cair. En kestirme yol Allah'a varandır. Yani Allah'a varan, varan yolu göstermek Allah'a aittir. Ve minha cair buna karşı yoldan sapanlar da vardır. Hidayet hak üzere olmaktır. Kehif suresinde buyurulduğu üzere surenin 29. ayetinde Kehif suresi 29. ayette buyurulduğu üzere ve kulil hakku min rabbikum de ki hak gerçek Rabbinizden gelendir. Femen şa'a fel dileyen inansın ve men şa'a dileyen de inkar etsin kendisi bilir. Sonuçlarına katlanmak üzere hidayet üzere yaşayanların akıbeti cennettir, ödül makamıdır. Küfrü, inkarı tercih edenlerin de varıp duracağı yer öbür alemde azap makamı olarak cehennemdir. Hidayeti kim verir? Allah verir. Zaten Fatiha'nın 6. ayetindeki duamızda da bunu söylüyoruz. İhdina. Ya Rabbi bize hidayet et. Biz hidayeti tercih edecek ve Rabbimizin bizim için hidayet yaratmasını isteyeceğiz. Duamızın konusu budur. Fatiha suresi 6. ayet onun için çok önemli. Başka taraflara yol gösterenler de olur. Ama Rabbimiz onları Müslümanın gündeminden çıkarmak ister. Mesela Bakara suresinin 120. ayetinde Allahu Teala buyurur ki: "Esel billah kul inne hudallahi huvel huda." De ki gerçek manada hidayet Allah'ın yarattığı hidayet. Yani insanı kurtuluşa götürecek olan hidayet Allah'ın yol göstermesidir. Allah'ın yol göstermesidir. Bakara Suresi 120. ayette geçiyor. Ali İmran Suresi'nin 73. ayetinde de benzer bir ifade var. Kul innel huda hudallahi. De ki gerçek hidayet Allah'a nispet edilendir. Gerçek yol gösterici olan kudret Allah'tır. Bütün bu ayetlerden anladığımız, bu ayetlerden anlaşılması gereken nokta hidayetin doğru yola, hakikat yoluna hidayet edilmenin Allah sayesinde, onun yaratması sayesinde, onun lütfetmesi sayesinde gerçekleşeceğine kulak vermektir. Hidayet Allah'a nispet edilir. Peki. Burada bir problem yok. Hidayet mesela peygamberlik bir hidayet göstergesidir. Zâlike <laughs> u'dallâhi. Bu peygamberlik Allah'ın verdiği bir hidayettir. İnsan kendisi peygamber olarak görevlendiriliyorsa bilmelidir ki o görevlendirme bir hidayet tescilidir. Zaten yedinci programda hidayet konusunu tercih etmemin sebebi yedinci cüzde Enam suresi 88. ayette ve 82. ayette bu kavramın özellikle kullanılmasıdır. O ayetlere de bu vesileyle gönderme yapmış olayım. Şimdi hidayet Allah'a nispet ediliyor. Özellikle Bakara Suresi 122. ayeti, özellikle 120 120. ayeti, Bakara 120. ayeti ve özellikle Ali İmran Suresi'nin 73. ayetini bu vesileyle söyledik. Peki Allah insanlara nasıl hidayet eder? Yani Allah'ın insanoğlunun istikamet sahibi olması için, onları hidayete erdirmesi için ortaya koyduğu sistemi nedir? Bakın, buna dair birkaç şey söylemek arzusundayım. Bizim hidayete erdirilmemizle ilgili Allahu Teala'nın bizde yarattığı dört çok önemli değer vardır. Bu değerler 1. Akıl iki, irade 3. Vicdan 4. Fıtrat Bu dört değer bizim Rabbimize doğru bir hareketle yönelmemizi sağlayacak ve doğuştan Cenab-ı Hakk'ın bizlere ikram ettiği çok önemli bir dört değerdir. Bu insanoğluna doğuşundan ikram edilmiş dört ayırıcı özelliktir. Diğer canlılardan bizi ayıran en önemli dört özelliğimiz budur. Akıl, irade, vicdan ve fıtrat. Şimdi bunları harekete geçirmek üzere Yüce Allah'ın ilaveten ortaya koyduğu ya da bizi desteklediği iki sistemi daha ola gelmiştir. Bu sistemlerin biri peygamber görevlendirmek, diğeri ise vahiy göndermek, kitap göndermektir. Bütün insanlık peygamberle buluşturulmuştur. Nahil Suresinin 136. ayetinde Nahil Suresi 36. ayette Öyle buyuruyor. Ve lekad ba'asna fi kulli ümmetin rasula. Andolsun ki biz her ümmete mutlaka bir resul göndermişizdir. Ve li kulli ümmetin rasulun. Her ümmetin bir resulü, bir elçisi mutlaka ola gelmiştir. Yunus suresi 47. ayet. Mesela Rahat suresinde Allahu Teala buyuruyor ki peygamberimize hitaben اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ Sen sadece ve sadece bir uyarıcısın. وَلِكُلِّ قَوْمٍ hadin. Her kavim için de mutlaka bir hidayete davet edici ola gelmiştir. Rahat suresinin yedinci ayetiydi. Bu okuduğum ayet, ayet numarasında bir hata yapmayayım. Evet, yedinci ayet. Fatır suresinde Allahu Teala gene bu konuyla alakalı buyuruyor ki ve immin ümmetin illa hala fiha nezirun. Hiçbir ümmet olmamıştır ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Fatır suresinin 24. ayeti. Şimdi ne anlaşılıyor? Demek ki Allahu Teala bütün insanlara bütün ümmetlere peygamber göndermiş. Bütün peygamberler mutlak surette vahiy ile de buluşturulmuştur. Bunun delili de Bakara suresinin 213. ayetidir. Başka ayetler de var ama bu ayet çok belirleyicidir. O ayette Allahu Teala buyuruyor ki Kânen nâsu ümmeten vahideten İnsanlar başlangıçta tek bir topluluk idi. Fe ba'asallâhu nebiyyîne, mübeşşirîne ve münzirîne. Allah müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak çeşitli nebiler gönderdi. Ve enzele ma'humul kitabe. O bütün nebilerle beraber Allah kitabı da indirdi. Yani Cenab-ı Hak yarattığı insanoğlunu yolsuz ve rehbersiz bırakmamıştır. Prensip olarak aklımızı, irademizi, vicdanımızı, fıtratımızı bize lütfeden ilahi irade, bunları nasıl çalıştıracağımız noktasında hem peygamber örnekliğini hem vahiy gönderme sistemini hayata geçirmiştir. Biz bu rehberlikten istifade ederek peygamberleri birer ışık olarak görürüz. Birer örnek, sembol, rol model insanlar olarak görürüz. Nitekim Muntahine suresinin 4. ve 6. ayetlerinde Hz. İbrahim ve beraberindekilerin bizim son ümmet için örnek olduğu ifade edilir. Azap suresi 21. ayette ise Peygamberimiz Aleyhisselam bizim için üs ve ihasene olarak ifade edilir. Niye? Çünkü o örnek alınacak. O rol model olacak. Ona tabi olunacak. Onun tabi olduğu kitap da Kur'andır. O zaman biz hem Kur'an'a tabi olacağız metin olarak hem de insan olarak birini takip etme noktasında peygamberimiz Aleyhisselam'ın izini süreceğiz. Son ümmetin rehber olarak kabul edip takip etmek zorunda olduğu rol model kişi Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Bunu slogan olsun diye söylemiyoruz. Ali İmran suresinin 31. ayeti Araf suresinin 157 ve 158. ayetleri, Zuhruf suresinin 61. ayeti, bu noktada bizi, peygamberimize tabi olmamız gerektiğiyle ilişkilendirerek, bir buyruğun muhatabı kılmaktadır. Öyle olunca, anlatılmak istenen şudur, biz insan olarak peygamberimizi, ama, metin olarak da Allah'ın kitabını hayatımıza taşımak mecburiyetindeyiz. Demek ki bizim metin olarak Kur'an'ı, insan olarak Hz. Muhammed'i takip etmek o iki değeri aslında iki değer bile değil yani peygamberimizin sünneti dediğimiz şey Kur'an'ın hayata taşınması biçimidir. Yani İkisi birbirinin rakibi filan değil. Asla ve asla öyle bir şey olamaz. Peygamberimizin sünneti dediğimiz uygulamalar işte Rabbimizin Kur'an'ında öğrettiği, ilkeleştirdiği hakikatlerin uygulanabilir olduğunu ortaya koymaktır. Şimdi konumuz tabii bizim hidayet olduğu için başka taraflara doğru meseleyi yönlendirmek istemiyorum. Sözün tam burasında. Bizim vahiy ile ilişkimizi hidayet noktasında vahiy ile ilişkimizi şöyle köşeli bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Yani böyle yuvarlak şeyler söyleyerek değil. Hakikati, gerçeği ulu orta ve herkesin anlayacağı bir üslupla ortaya koymamız lazım. Bakara suresinin hemen başında Allahu Teala Kur'an'a dair şöyle bir tanıtıcı bilgi veriyor. Buyuruyor ki Elif Lam Mim Zalikel Kitabu la raybe <laughs> fihi huden lil Kur'an muttakiler için yani sorumlu, duyarlı, dikkatli davranmak isteyen İnsanlar için bir hidayet, bir rehberdir. Demek ki Kur'an-ı Kerim Rabbimiz tarafından hidayet diye tarif edilmiş, tanıtılmıştır. Bitti. Yani biz Kur'an'a hidayet kaynağı olarak bakarız. Yani hakikat yolunu bulmak isteyenlerin takip edeceği rota Kur'an'a çıkan rotadır belki sırf bunun içindir ki yine Bakara suresinin bu defa 185. ayetinde Allahu Teala Kur'an'ı anlatırken Ramazan ayına gönderme yaparak Kur'an'ın Ramazan ayında indirilmeye başlandığını beyan eder. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an Kur'an'ın kendisinde indirilmeye başlandığı Ramazan ayıdır. işte e, insanların oruç tuttuğu ay. Bu ayda indirilen Kur'an'ın indiriliş misyonu şudur. Hüden linnâsi. Bütün insanlar için hidayet kaynağı olsun diye. Kur'an bütün insanların hidayet bulmasını sağlamak üzere gönderilmiş bir gök sofrasıdır. Maidedir Kur'an-ı Kerim. Rabbimizin sunduğu bir ilahi nimet sofrasıdır. Ve bu bütün insanlara açıktır. Birazdan kime hidayet edilir sorusunu cevaplarken bazı ayetleri bu vesileyle hatırlatacağım. Şimdi konunun burasında ifade etmek istediğim şu. Kur'an hidayet kitabıdır. Bakınız e ee, İsra Suresi'nin 9. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: Es-sellem. İnne hadzal Kur'an muhakkak ki bu Kur'an yehdi lilletihi ye akvamu. Muhakkak ki bu Kur'an akvam yani en güçlü, hatta tek güçlü, hakikatın tek temsilcisi olan yola hidayet eder. Yani Kur'an insanları tek doğru olan, tek hakikat olan yola hidayet eder. O yola rehberlik yapar. Kur'an'ın misyonu budur. Tek doğru yolu gösteren ilahi sistem anlamında tek doğru yolu gösteren kitap Allah'ın kitabı olan Kur'an'ımızdır. Kur'an'ı böyle görmek gerekir. Kur'anla iletişimimizi böyle sağlamamız gerekir. Sırf belki bunun içindir ki belki sırf bunun içindir ki peygamberimiz Kur'an'ın hidayet oluşu noktasında çok kesin ve çok keskin bir şey söyler. Der ki Kur'an'ı tarif ettiği uzunca bir hadis-i şerif vardır. E, Tirmizi'nin Sünen adlı kitabında geçer. Gerçekten harika bir tariftir. Oldukça uzundur. O tarifin içindeki bir cümle doğrudan Kur'an'ın hidayet ediciliği noktasında yani hidayet kaynağı oluşu noktasındaki pozisyonunu öğretir. Buyurur ki peygamberimiz "Ve men elhuda huda fi gayrihi Allahu." Kim hidayeti, gerçeği, din adına, hakikatı Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır. Bu keskin ifade böyle burada önümüzde dururken ve bu ifade peygamberimize ait olduğunda bizim şahsen Kur'an'ın anlatımıyla birebir uyduğu için tereddüdümüz bulunmayan bu noktada Kalkıp da başka bir şey söyleyemeyiz. Yine peygamberimizin bir duasını öğreniyoruz kitaplardan. O diyor ki, Allahümme inni eselüke el huda ve takva. Ya Rabbi ben senden hidayet ve takva isterim. Vel iffete vel gına. İffeti ve zenginliği. Yani hakikate sahip olma anlamında bir zenginlik isterim diye onun duasından öğrendiğimiz bir de hidayet vurgusu vardır. Mesela yine bir hadisinde buyuruyor ki peygamberimiz bu okuduğum hadis Müslimin kitabında idi. Şimdi söyleyeceğim bir kişinin hidayetine vesile olan büyük bir servete kavuşmuş kişidir der. Nihayet biz bunu Maide suresi 32. ayetten biliyoruz. Orada diyor ki Allahu Teala kim birinin hayatta olmasına vesile olursa yani kim birinin hayatta kalmasına vesile olursa bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Diriltmekten kastım da biyolojik olmanın ötesinde manevi olarak, akli olarak, ruhi olarak fıtratla alakalı olduğunu düşündüğümüz zaman zaten mesela büyük oranda ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu e, şeyde sunumumda önce hidayetin ne olduğunu söyledim. Sonra hidayeti yaratanın ve hidayeti verenin Rabbimiz olduğunu söyledim. Sonra Kur'an'ın hidayet rehberliğine dikkat çeken bazı ayetleri sizlere hatırlattım. Hidayet konusunun işlendiği bir ortamda mutlaka sözün getirilmesi gereken noktalardan biri Allah'ın kime hidayet edeceğidir. Yani Allah kime hidayet ediyor. Bir defa sözün en başında bu bağlamda beyan edeyim. Yunus suresinin 25. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: "Vallahu yed'u ila daris Allah herkesi barış yurduna, darı selama, selamet yurduna, esenlik yurduna çağırıyor. Allah herkesi böyle bir yola çağırıyor ve yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtın müstakîm. Ve dileyen herkesi de o dost doğru yola iletiyor. Demek Allahü Teala'nın birileri için hidayet yaratması işleminde önce kulun dilemesi gerekiyor. Dileyeni Allah hidayete erdirir. Yunus suresinin 25. ayeti. Çünkü Rabbimiz hepimizin mümin olmamızı istiyor. Zümer suresi 7. ayette buyuruyor ki İntekfuru eğer nankörlük yapar inkar ederseniz fe Allah'a ganiyyun anküm yani bununla Allah'a bir zararınız olmaz. Allah size muhtaç değil. Allah sizden zengin. Ve la yarda li ibadihil küfr. Allah kulları için küfürre razı olmaz. Allah kullarının kafir olmasını istemez. Ve in teşkuru yaradahu Siz eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Demek ki Rabbimizin bize akıl vermesi, bize irade vermesi, bize fıtrat kazandırması, bizi vicdan sahibi kılması, peygamber göndermesi, görevlendirmesi, kitap vahiy göndermesi filan bunların hepsi aslında Cenab-ı Hakk'ın bizim için hidayeti istemesi nedeniyledir. Fakat Allahu Teala istese herkes hidayete ererdi. Ve le Allahu le cema'ahum alel huda. Allah isteseydi bütün insanları hidayet üzere toplayabilirdi. Tabi Rabbimizin buna elbette gücü yeter. En'am suresinin 35. ayeti ve lev şâ le cema'ahum alel Dileseydi bütün insanları hidayet üzere toplardı. En'am suresinin 149. ayeti. Fe lev şâ ele Dileseydi hepinizi Allah hidayet edebilirdi. Tabi ederdi. Bütün mensuplarına, fertlerine e, hidayet ettiği mahlukatı var Rabbimizin. Melekler mesela. Onların hidayete muhatap olmayanı yok. Ama onlar bir imtihanın parçası değildir. Bir imtihanın konusu değillerdir. İmtihanın konusu olmayan bir e, yaratık türü, nihayetinde e, bizim sorumluluk alanımızla mukayese edilmemesi gereken bir e, türdür. Onun üzerinde durmaya gerek yok. Allah. İstese hepimize madem hidayet ediyordu etseydi ama o zaman imtihanın anlamı yok. İradenin anlamı yok. Tercihin, seçeneğin anlamı yok. Değil mi? İmtihanın ne kıymeti var? Yapılabilir ve yapılmaması gereken şeyler yapma veya yapmama, ödül veya ceza gibi seçenekler olacak ki yaratılışın bu anlamda bir manası olsun. Bu itibarla Rabbimiz hidayeti isteyene verdiğini söylüyor. Zümer suresinde biraz önce okumuştum yedinci 7. ayeti. Bir kısmını okumuştum. Diyor ki Allahü Teala ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ Allah kullarından dileyene hidayet edeceği şekilde bu kitabı indirmiştir. Yani hidayeti bizim istememiz gerekiyor. Bir takım dini söylemlerde kardeşlerim şöyle sözler duyulur. Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır. Bu tercüme böyle böyle kullanıldığında bir takım sorunlar içeriyor haliyle. Allah elbette dilediğine hidayet edebilir. Elbette dilediğini saptırabilir. Fakat bu imtihanın doğasına aykırıdır. O itibarla o tür ayetleri yudillu men yeşâ'u ve yehdi men ayetlerini Allah dileyene hidayet eder, dileyeni saptırır. Yahut da Allah dilediğini yani layık gördüğünü saptırır. Dilediğini yani layık gördüğüne hidayet eder. Bir liyakat gerekir. Bir tercih gerekir. Bir irade gerekir. Bir akıl seferberliği gerekir. Bunlar ortaya konulacak ki Rabbimiz insanlar için hidayeti yaratmış olsun. Hidayetin yaratılması için onun tercih edilmesi gerekiyor. Kim tarafından? İnsanlar tarafından Şimdi bakın Şöyle ayet Kelimeler var Ben bu e, okuyacağım ayetlerden Hareketle diyorum ki Hidayet Aslında bir fedakarlığın Sonucudur Evet Hidayet Bir emeğin sonucudur Bir kararlılığın Bir istikametin Sonucudur Nereden hareketle bunu söylüyorum? İşte Nisa suresinde Allahu Teala Nisa suresinin 66, 67 ve 68. ayetlerinde bunu anlatıyor. Yani ve izen la ateynahum milletun ecren azima ve le hedeynahum sıratan müstakima ayetin öncesinde 66. ayette yani insanlara Allahu Teala'nın yapmalarını istediği bir takım yükümlülükler, ödevler vermesi durumunda eğer insanlar onları yaparlarsa katımızdan onlara büyük bir ödül veririz ve onları sırat-ı müstakime hidayet ederiz diyor. Anlaşılıyor ki bu Nisa suresinin 66, 67, 68. ayetlerinde hidayete, dost doğru yola iletilmeye dair bir yolculuk varsa, bir karar varsa önce Allah'ın istediklerinin yapılması gerekir. Bu tavrı, bu fedakarlığı yapmadan hidayet öyle adamın önüne patır kütür gelip dökülmez. Öyle bir duruş söz konusu olmaz. Şimdi bir ayet daha okumak istiyorum. Allah kime hidayet eder? Bakın kime hidayet eder? Hac suresinde Rabbimiz buyuruyor ki surenin 54. ayet, Hac suresinin 54. ayeti ve innallâhe muhakkak ki Allah lehâ dillezîne âmenû iman etmiş olanlara hidayet eder. Yani biz önce iman edeceğiz ki Allah bizim için hidayet yaratmış olsun. Allah iman etmiş olanlara rehberlik yapar iman etmiş olanları eriştirir. Nereye? İla sıratı müstakim dost doğru yola. Demek ki bizim hidayete ermemiz için iman etmiş olmamız lazım. Önce iman irademizi ortaya koyacağız. Yani önce inanma kararlılığımızı ortaya koyacağız ki Cenab-ı Hak bu kararlılığımızı ödüllendirme bakımından bize hidayet, dost doğru yolun hidayetini lütfetmiş olsun. Bu ayeti çok önemsiyorum. Çünkü yani Hac Suresi 54. ayet bu meseleyi açık açık ortaya koyuyor. Sağa sola eğip bükmemize de hiç ama hiç gerek bırakmıyor. Şimdi bir ayet daha okuyayım. 64. sure var. Tegabun suresi bu surenin 11. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki Ma asabe min musibetin illa bi iznillahi. Allah'ın izni olmadan, onu buyru olmadan, onun fırsat vermesi olmadan hiçbir musibet kimsenin başına gelmez. Bu başka bir konu tabi. Ve men yu'min billahi. Burayla alakalı hatırlatmak istediğim ayet bu. Ve men yu'min billahi. Kim Allah'a iman ederse yehdi kalbehu. Allah onun kalbine hidayet eder. Yani bizim hidayet bulmamız için Rabbimizin bizim kalbimize hidayeti yerleştirmesi için önce bizim Allah'a iman etmemiz yani bizim Allah'a güvenmemiz gerekiyor. Bu iman olmadan, yani bu tavır ortaya konmadan, yani bu tercih işletilmeden, insan kendi eliyle yapması gerekenleri yapmış olmadan ona hidayet filan verilmez. Hidayet bir sonuçtur. Bunun sebebi ise insanın fedakarlık yapmasıdır. Fedakarlık yapmayana bu anlamda ödül verilmez. Hidayet aslında bir ödül mekanizmasıdır. Rabbimizin bizim tavrımızı, bizim tercihimizi onayladığını gösterir hidayet üzere olmak. Onun için bir hak ediş ortaya koymamız, bir tavır ortaya koymamız, bir şeylerin tercihini kendimiz benimseyerek bir e, duruş şekillendirmemiz gerekmektedir. Başka türlü değil. E, önemine binaen vurgulamak istiyorum. Tekrar vurgulamak istiyorum. Allah istediğine hidayet eder. istediğini saptırır gibi bir tercüme aslında gramer açısından da sorumludur. Allah isteyene hidayet eder, isteyeni sapıklıkta bırakır. Efendim Allah bunları kendisi isteyemez mi? İster tabi. Allah'ın buna gücü yetmez mi? Elbette yeter. Ama o zaman imtihanın bir anlamı kalmaz. Diyor ki Rabbimiz, şimdi iki tane ayet söyleyeyim. Bu ayetlere bakarak kardeşlerimin karar vermesini ya da bu konuyu şekillendirmesini isterim allah Teala Rahat Suresi'ne buyuruyor ki Kul inna allaha men yaşa De ki Allah dileyeni saptırır ve yehdi ileyhi men enabe Ona kim yönelirse ona da hidayet eder. Yani Allah'ın bir insana hidayet etmesi için insanın Allah'a yönelmesi gerekir. Allah'a yönelmeyene Allah hidayet etmez. Ra'd suresinin 27. ayeti. Şimdi bu ayet burada dururken daha başka bir söze ihtiyaç var mı yani? Bence yok. Ancak bir ayet daha hatırlatayım. Hac suresinin 16. ayeti. Hac suresi. Buyuruyor ki yüce Allah. "Ve kezalike enzelnahu ayatin bayyinatin." Biz bu vahyi açık ayetler olarak ap açık mesajlar olarak indirdik. Hmm. Ve Allahe ve muhakkak ki Allah yehdi men yuridu. İsteyene hidayet eder. E adam istemiyorsa istemeyene zorla hidayet edilmez. İstemeyeni zorlamanın bir anlamı yok. İşte bununla alakalı üç ayeti kardeşlerimin mutlaka bilmesini isterim. Bu zorlamayla olmaz. Allahu Teala buyuruyor Gâşiye suresinde. les aleyhim bi müseytirin. Sen insanlar üzerinde bir zorba değilsin. Sen insanlar üzerinde bir zorba değilsin. Gâşiye suresi 22. ayet. Kaf suresi 45. ayette diyor ki ve ma'an talehim bi cebbarin. Sen insanların üzerinde bir cebbar zorba değilsin. E, Şura suresi 48. ayette diyor ki fe in yüz çevirirlerse فَمَا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ Biz seni onların üzerine jandarma göndermedik. اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا bela. Senin işin tebliğden ibarettir. İsteyen inanır, istemeyen inanmaz. Keyif suresi 29. ayeti onun için aktarmıştım. İnsan suresi 3. ayeti onun için aktardım. Tegabun suresinin 2. ayetini de söyleyeyim. Huvellezî halegeküm Sizi yaratan Allah'tır. Feminküm minküm kafirun ve minküm mümin. İçinizde kafir olanlar var, mümin olanlar var. Siz bilirsiniz. Kim neyi tercih ederse sonucuna katlanacağını bilmelidir. Bu iş bir gönül onayı gerektiriyor. Şimdi biliyorsunuz <laughs> mutlaka mutlaka duymuşsunuzdur. Abese suresi diye bir sure var. Bu surenin inişiyle alakalı çeşitli olaylar anlatılır. Peygamberimizin kendi yanına gelen birilerine veya kendisinin yanlarına gittiği birilerine hakikati anlatmaya ve bunu ısrarla devam ettirmeye gayret ederken işte bir görme engelli sahabi geliyor. O yanına gittiği adamlar bundan rahatsız oluyor, yüzünü ekşitiyor, arkasını dönüyor filan. Bunu Peygamberimizin yüzünü ekşitip arkasını döndüğü söyleniyor. Bu doğru değil. Bunu Peygamberimiz yapıyor. O kimin yanındaydıysa onlar yüzünü ekşitip arkasını dönüyorlar. Peygamberimiz de o gelen görme engelli sahabiye değil de o önceden yanına gittiği adamlarla konuşmaya devam edince Rabbimiz onu uyarıyor. Abese suresinin 3. ayetinden itibaren peygamberimizi uyarıyor Allahü Teala. Diyor ki yani sen nereden biliyorsun? O ilgilenmeye devam ettiğin adamın arınacağını öğüt alacağını, gerçeği hatırlayacağını, bunun ona fayda vereceğini nereden biliyorsun? O müstahani davranan bu adama doğru hep ona doğru yöneliyorsun. Onun ses seda çıkarmasını bekliyorsun. Ama ama bakın Abese suresinin 7. ayet. Ve ma aleyke ella yezekka. Bu adamın arınmamasından dolayı sen sorumlu değilsin. Sen tebliğini yaptın, ısrar etmene gerek yok. Ve ma aleyke ella yezzekka. Arınmıyor oluşundan dolayı sana bir sorumluluk yoktur. Adam yüz çeviriyor. Yüz çeviren vahiyden yüz çevirenden sen de yüz çevir diyor Allahu Teala. Necm suresinin 29. ayet. Fe'arid ammen tevella an zikrina. Bizim zikrimizden kim yüz çeviriyorsa sen de ondan yüz çevir diyor. İşte bitti. Peygamberimizin amcasıyla ilişkili olduğu kabul edilen bir ayet-i kerime var. Kasas suresi 56. ayet. O vefat ederken kelime-i şehadet getirmediği için amcası Ebu Talip. Rivayetler o. Ne kadar güvenilir bilmiyorum. Peygamberimiz onun imanlı olarak ölmesini arzu ediyor ve biraz ısrar ediyor. Onun üzerine bu Kasas suresinin 56. ayetinin geldiği rivayet ediliyor. Ayet şu. İnneke la tehdi men ahbabte. Peygamberimize diyor ki Rabbimiz. Sen senin sevdiğine hidayet edemez. Velakin Allah <Sessizlik> yehdi men yasha. Allah dileyene hidayet eder. Bitti. Adamın kendisinin istemesi lazım hidayet. Kendisi hidayet istemeyene başkası zorla hidayet transfer edemez. Kasas suresi 56. ayet. Bununla ilgili bir ayet daha var. O da Bakara suresinin 272. ayet. Hemen ayetin ilk cümlesi şu. Esselamu billah. <laughs> لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ Onların hidayete erdirilmesi senin işin değildir. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَعُ Ancak Allah isteyene hidayet eder. Hidayet bir isteğin sonucudur. İstemeyene zorla hidayet transfer edilmez. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey yapılabilir bir şey değildir. Böyle bir şey doğru da değildir zaten. Bu bir emek ister. Emek vermeyene yemek vermezler. İman edip bir istikamet sahibi olma iradesi ortaya koymayanlara bu anlamda Allahu Teala hidayetini nasip etmez, hidayetini onlarla buluşturmaz. Hidayet bir isteğin, bir tercihin ve bir hak edişin sonucudur. Aklını, iradesini bu noktada ortaya koymayanlar, bir çaba içerisine girmeyenler, hidayeti de hak etmeyenlerdir. Sapmak da böyledir. Kişi kendisi sapmak isterse Allah onu saptırır. Yoksa bir adam durduğu yerde dururken Allah kimseyi haksız yere saptırmaz. Saf suresinin 5. ayetinde diyor ki Allahu Teala Felem mazahu ezah Allahu kulubahum. Onlar eğrilince yani haktan sapınca Allah da onların kalplerini eğrilmiştir. Bu bu kadar net. Sapmayı kişi kendisi tercih eder. Kendi tercihinin sonucunda sapıklığı, sapkınlığı onaylanır. Bu çerçevede ayetler var. Mesela bu Saf Suresinin 5. ayetinde var. Efendim 7. ayetinde var. E, Cuma Suresinin e, çeşitli ayetlerinde var. 5. ayetinde var. İşte Münafikun Suresinin 6. ayetinde var. Var da var. Ne var? allah Teala kime hidayet etmez? Allah hak etmeyene hidayet etmez. Ya da Allah zaten kafir olanlara hidayet etmez. Zaten fasık olup yoldan çıkanlara hidayet etmez. Fasıklığı, kafirliği tercih ettikleri için orada kalmayı tercih edenlere onlar tevbe edip oradan vazgeçme iradesi ortaya koymadıkları sürece Allah onlara hidayet etmez. Vallahu la ilel kavmel kafirin Vallahu la ilel kavme zalimin. Vallahu la ilel kavmel fasikin. Ayetleri dolu Kur'an-ı Kerim'de. Ve mayudullu bihi fasikin diye bir ayet-i kerime var. Bakara suresinin 26. ayetinde Allah Teala diyor ki: Allah verdiği bilgilere itibar etmeyen insanlarla alakalı olarak zaten yoldan çıkanlardan başkasını Allah saptırır sapmak bir iradedir. Sapıklığın ortaya konulduğu bir ortamda sapkınların sapkınlığını onaylamak da Rabbimizin bu noktadaki kararıdır. Sonunda, dersin sonunda şu cümlemi tekraren sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah isteyene hidayet eder, isteyeni saptırır. Hak etmeyene hidayet etmediği gibi hak etmeyeni de yolundan asla ve asla saptırmaz. Hidayet bir ödüldür, imanın sonucudur, fedakarlıkların sonucudur. İman iradesi ortaya koyanlar hidayetten yana tavır ortaya koyanlardır. O itibarla Fatiha suresinin 6. ayetindeki Ya Rabbi bizi dost doğru yola hidayet etti duamızda da aslında Rabbimizin bizden bunu istediğini ap açık bir şekilde görüyoruz. Ve işte bize hidayetin kodlarını öğreten kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim aslında bir navigasyon gibidir. Bir harita gibi değildir aslında. Bir navigasyon gibidir. Haritalar bir yerden bir yere nasıl gidileceğini öğretir. Navigasyonlar ise anlık bilgi verir. Kur'an bizim anımızı, hayatımızı şu zamandaki ihtiyacımızın ne olduğunu bilen ilahi kudret tarafından dizayn edilmiş, programlanmış, ilkeselleştirilmiş bir metindir. Peygamberimizin ifadesiyle hakikatı onda arayan yiğitlerden olalım. Hakikatı onun dışında bir yerde arayanlar bunun mahcubiyetini çok hüzünlü bir şekilde yaşayacaklardır. Hidayeti Kur'an'da arayan fıtratıyla uyumlu bir tercih ortaya koyup imandan yana tavır koyan ve hidayeti Rabbimiz tarafından onaylanıp istikametli bir ömür süren sonuçta da cennetle ödüllendirilecek yiğitlerden olma dua ve niyazıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.